Şimdi çok değişkenli polinom. Derece isteniyor. Her terimin derecesini ayrı ayrı hesaplayacağız. En büyük olan hangisi ise polinomun derecesi olacak. Şimdi birinci terimimiz bu. X küp. İkinci terimimiz şu. Eksi ile başlayan eksi x kare y kare ifadesi. Üçüncü terimimiz de y küp. Üç tane terim var burada. Şimdi dereceleri hesaplarsak şöyle derece diyorum. Derece. X küpün derecesi 3. Şunun derecesini hesaplarken x'li ve y'li olarak verilmiş. Tabii bu rastgele ve x, y'ye bakmıyoruz. Şurada değişkenlerin ne olduğu yazılıyor. Yani bir polinomun içerisinde y geçiyor diye biz y'ye bakmak zorunda değiliz derece hesaplarken. Değişkenlerin ne olduğunu buradan anlıyoruz. X de değişken, y de. Bu terimin derecesini hesaplarken şu x'li ve y'li terimlerin üstlerini toplamalıyız. Yani şu terimin derecesi 2 artı 2'den 4 olur. Bu terimin derecesi 4. Şu terimin derecesi y'nin üstünde 3 olduğu için 3. Şimdi en büyük dereceli terim bu. En büyük dereceli terimin derecesi 4 olduğu için bizim polinomumuzun derecesi yani der px 4 olacak. Şunun derecesi 4 olduğu için. Evet, var mı anlaşılmayan?